Bu parodiyi satın alarak emeğimize katkıda bulunduğun için sana minnettarız canparem. Unutma, şu anda izleyeceğin parodi sana özel ve bu parodiler kod sistemiyle kişiye özel atanmaktadır. Bilgisayarına indirerek başka platformlarda paylaşman durumunda siteye girerken okuyup anladığını belirttiğin gizlilik sözleşmesi uyarınca hakkında yasal işlem başlatılabilir. Biz de böyle bir şey olsun istemeyiz. Lafı fazla uzatmadan iyi seyirler kanka. Hollywood'un yeryüzünde yeterince saçmaladık, azıcık da fezada saçmalayarak dediği, fizik ilmiyle daşşak geçildiği, bakanlığın sponsor olduğu ve Amerika'nın bir dangoz için dünyayı ayağa kaldırdığı bu yapımda kahramanımız bir kaza sonucu gezegende tek başına kalan bir araştırmacıdır. Bildiğin adamı kayboldu amına koyayım diyerek Mars'ta bırakıp gidiyorlar. Abla met kaldı. Ne hali varsa görsün, yürü ayol. Ya yaşıyor da her yerime toprak girdi, yürü. Tamam. Matt abimiz ise sabah uyandığında sanki bir otel odasında uyanmış edasıyla şöyle bir gerinip üste doğru yürümeye başlar. Üste varan abimiz "Aa, karnıma demir saplanmış ya la" deyip o koca demiri ufacık bir ıhlamayla çıkarıp hemen bayındırlık ve iskan çalışmalarına başlar. La oğlum, adam koca gezegende bir başına kaldı. Bu nasıl bir rahatlık la? İnsan bir sinir krizi geçirir. Koca gezegen, oksijen yok, su yok, insan yok. Marslı bile yok. Bütün dünya adamı öldü biliyor. Biz pazarda annemizin elini 2 dakika bırakıp gözden kaybolunca corul corul altımıza sıçardık. Adam dünyadan hebele kilometre uzaklıkta, hallere bak. Bir kahve koyayım. Dur lan, dolapta atıştıracak bir şeyler var mı? Amına kodumun ibnesi, bütün pudingleri yemişler. Öyle ki Matt abimiz tuttuğu video günlükte bir espriler, bir şakalar, kendince dalga geçmeler falan. Sevgili günlük, beni bırakıp gittiler. Yapayalnızım, açım, susuzum. Olsun, ben Matt Damon'um amına koyayım. Sorun yok, nasıl olsa ölmem. İçim sıkıldı. Mastürbasyon yapacağım, bırakın kadın fotosunu, röntgeni bile yok. Sıkıntıdan çevirip kendimi sokacağım, o derece yani. Velhasıl kelam, Matt abimiz ne hikmetse bilim namına her boku yalayıp yutmuş bir astronot olacak ki dünyada bile her koşulda yetişmeyen patatesi göte bala Mars'ta yetiştirecek kadar biyoloji, o boku bu püsülle karıştırıp yoktan su elde edecek kadar kimya ve kendini bütün imkansızlıkların içinde uzaydan kurtaracak kadar da fizik bilmektedir. Ulan botanik dersinde sana ne öğretmişler öyle? Böyle adamın Mars'ta ne işi var? Direkt galaksi metin üstüne yapmaları lazım. Adam meydan loros gibi. Ama abimiz tabi cool ve kaslı tavrından hiçbir zaman ödün vermiyor. Ne bir yusuflama, efendime söyleyeyim, ne bir göte geldimcilik tavırları. Umurunda değil. Adam sanki dededen Marslı. Bağbahçe işlerini de gündelik işlerini de Çukurova'daki pamuk urgatları gibi sakin sakin devam ettiriyor. O kadar ki adama az daha fırsat verseler TOKİ ile anlaşıp şehir kuracak. Şimdi geldik olayın en civcivli bölümüne. Filmler ve filmler ekibi olarak size bu uyarıyı yapmayı bir görev addediyoruz. Yasal uyarı. Etrafınızdaki naylon ve bilimum plastik materyaller ile koli bandı, elektrik bandı ve buna benzer hiçbir yapıştırıcıya hor davranmayın. Bir kenara atıp değersiz bir eşya gibi görmeyin. Mars'ta ekim yaptığınız yer havaya mı uçtu? Brandayı goli bandıyla yamalarsın. Bilimum hırdavatlarınız mı var? Uzay gemisi inşasında kullanabilirsin. Atmosferden mi çıkasınız geldi? Naylonları cam yerine kullan gitsin. Naylon hayat kurtarır. Hikayenin başında bu koca geminin ecdadına zıplayan fırtına kardeş ne hikmettir bilinmez muşamba ve koli bandıyla kapatılan delüe hiçbir şey yapmıyor. Mars toprağını dedesinin Adıyaman Besni'deki üzüm bağı gibi kullanan Matt bir yıl patates yemekten kabız olur. Dolayısıyla sıçamaz, sıçamadığı gibi gübrede yapamaz. Sıçıyorsa bu adam insan değildir. Patates tuttu, suyu buldum, aha fazladan bok diyerek hayatta kalmayı başaran Matt, mürettebata ajitasyon yapıp NASA çalışanlarını kandırıp patronların Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne "Hacı sizin projeyi yaparız, şimdi siktir et onu, bize bunun motoru lazım" şeklinde aldatıyor. Bütün bu sayısız kombinasyonun maliyetiyle yeni bir Matt Damon yapmak varken anasının dininde kalmış adamı kurtarmaya çalışmak niye? Matt'i o paraya kurtarmak yerine o parayı Afrika'ya dağıt, açlık bitsin ella. Matt abinin geçmişine baktığımızda da zaten şunu gördük. Erray'ını kurtarmak filminde Matt abiyi kurtarmanın maliyeti 100.000 dolar. Elysium'da 100 milyon dolar, Interstellar'da 500 milyar dolar, aha bu yapımda da 200 milyar dolar. 200 milyar dolar. Ulan biz o parayı Monopoly'de kazanamıyoruz. Bir herif için bu kadar masrafa değer mi? Bırak yaşasın Mars'ta, patates yapabiliyorsa iş de bulur. Hikayeye döndüğümüzde dünyanın süper gücü Amerikalı abiler göt sıkışınca, met daralınca Çinlilerden yardım almak zorunda kalıyorlar. Biz tabi o sırada hala yoksa Çinliler mi kurtaracak Matt'i falan diyoruz. Evet öyle oluyor gibi o sıra Amerika'nın ölmeden oynamam abisinden şöyle bir replik duyuyoruz. Biz Apollo'dan beri böyle gemi kaldırmıyoruz la. Bu ne la? Anladık kanka. Amerikasın sen. Sen biliyorsun her şeyi uzayla alakalı. Bundan sonra biri Mars'a giderken yanına 3 şey alacak olsan ne olurdu diye sorarsa cevap basit. Patates, muşamba, bok. Sonuç olarak neresinden tutsak elimizde kalan bu muşambadan yapım bizim için... filmdir. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, Mars yüzünde sizin kadar yalnızım. Bir osursam belki duyulur sesim. Ben kabızım, ben kabızım, Marslıyım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin gübresinde yoktur gözüm. Patates bu, bokta yetişir özüm. Ben Marslıyım, ben Marslıyım.